Selam dostlar, ben Serdar. Hepiniz hoş geldiniz. Her gün yeni bir oyun serisine devam ediyoruz. Bugün Absolove End of Gods oynayacağız. Vikingleri anlatan böyle esrarengiz, aksiyon, korku, gerilim hepsinin bir arada bulunduğu garip bir oyun. Eğlenceli bir video olacağına eminim. Şu an gerçekten çok garip bir haldeyim dostlar. Bir yandan soda içiyorum. Tamam mı, böyle lıkır lıkır götürüyorum. Bir yandan da çay içiyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Soda içesim de var, çay içesim de var. İkisini birden içiyorum. Neden böyle bir bilgiyi size verdim onu da bilmiyorum dostlar. Neyse. Şimdi yeni oyun dedik. Kahini seçersek ölmek mi ölmek yok dostlar. Viking'i seçersek hikayeyi, macerayı ve zorlukları sevenler içinmiş. O yüzden Viking'i seçeceğiz yani. Çok da kolay olmasın yani, en azından ölelim. Yaptığımız hataların bir sonucu olsun. Evet, Viking falan dedik ama şu an robotlarla uğraşıyoruz. Etrafına bak diyor. Biraz kıpırdanmaya başladı. Tepki ve bilişsel yetiler istenilen şekilde çalışıyor. Bizim için diyorlar bunu ha. Kadın karakteri oynuyoruz yüksek ihtimal. Grafikler gayet güzel duruyor. Günaydın yavrum, hadi otur. Lan yavrum mavrum diyorlar bize. Ne oluyor lan? Oğlum biz tacize, tecavüze falan mı uğradık yoksa? Oyun hakkında açıklamalar haricinde bir bilgim yok. Hala zayıfsın falan diyor bize abi. Sesimiz çatallaşmış. Çocuğum falan diyor ha, sıkıntı yok. Taciz tecavüz durumu söz konusu değil. Sen kimsin? Neredeyim ben? Görünüşe göre boğaz kaslarının iyileşmesi için biraz zamana ihtiyacım var. Aksi halde bütün prosedür değerli. Vaktin boşa gitmesin. Burada ne var? Kutular var. Hah. Doğru yere gelmişiz. Işığı görebiliyor musun? Senin orada bekleyen bir şey var diyor. Oo, bir kutu. Bir tane kart. Bununla galiba şunu açacağız. Aç bakalım. Güzel, şimdi diğer ışığa bak diyor. Ulan ne oluyor, sıra sıra bize bir şeyler yaptırıyor bu. Düğmeyi bul diyor. Şöyle hareket ettiriyorsan. Bastım düğmeye de. Başka bir ışık daha mı var? Ha. Konuşma kızım, öleceğiz şimdi konuşacağız diye. Dostlar hikayeyi takip etmeyi unutmayın ha. Abi biz yeni uyanmışız. Ne oluyor lan? Abi ne yapıyor bu? Bizi oydu bildiğin ya. Gözümüze bir şey taktı. Bize bir yetenek verdi galiba. Abi karıya bak, bize küfür mü ediyor, yardımcı mı oluyor anlamadım. Tamam, ben nereye gideceğim şimdi? Abi korku oyunu seçmekle acaba hata mı yaptım? İşaret seç diyor bana şimdi. Bu ne işareti seçeceğim abi? Aa, F'ye basınca bir görüşümüz açıldı. Hangi işareti seçeyim? Çok kararsızım ama şu işaret biraz daha benlik gibi. Oha ne oldu lan? Kötü bir şey seçtim galiba. İnanmayı reddediyorum. Başaramadın diyor. Bu ne, ben mi yarattım? Kendini geçmişini unutan bir embesili ben mi yarattım diyor. Ulan durduk yere bana kızıyor şu an. Beni sen mi yarattın lan gerizekalı? Abi anlamadım, bu kadın mı robot? Benle ne yapmaya çalışıyor? Sen ne yapıyorsun abi? Bir işaret seçtik diye bu kadar da şey yapılmaz ki. Abi bu ne yapacak bize? Ha, bir yerler açıldı. Buradan aşağı mı ineceğim? Abi anlamadım. Kadın bize gayarladı, gayarladı. Yetenek verdim dedi. Embesil dedi. Seni nasıl ben yarattım dedi. Yani kadının amacı ne çözemedim ama. Alice, beni bulman ve kaçışının başarılı olması için Odin'e dua ediyorum. Acele etmem gerekiyor. Ruh fark ettiği anda peşinden gelecek ve sana neler yapabileceğini bilmiyorum. Biz anlaşılan kaçıyoruz abi.
Görüşü kullanarak sistemleri ara diyor. Arada bir görüşü kullanıyorum, doğru yere gidiyorum. Tamam, görüş bana nereye gideceğimi azıcık da olsun gösteriyor. Evet, yeni bir yere geldik. Bu nasıl Viking diyarı? Her yer çok teknolojik, hiçbir şey anlamadım. Umarım çok korkunç değildir. Çayla sodayı aynı anda içmeye çalıştığım için yani böyle korku oyunu oynanmaz. Burada değişik bilgisayarlar. ...67-25. Buranın şifresi galiba. 67... ...25 tamamdır. Bu görüş çok önemli anladığım kadarıyla. Ne oluyor abi? Biz niye konuşamıyoruz abi ya? Birileri bize sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yaratıklar falan geliyor diyor. Neyse biz devam edelim abi. Doktor Anderson'ı bulmadan neyin ne olduğunu anlamamız imkansız gibi duruyor. Burada bir sembol var. Yani şu görüşüme güveniyorum artık ama hadi hayırlısıyla bakalım. Abi bu ne? Bu yaratığımsı bir şey ya. O neydi lan? Bak R ve Q yaslanmaymış. Şöyle sağa sola bakabiliyoruz. Görüşü açmamız lazım. Görüşsüz göremiyoruz şu an. Vallahi mavi ışığı takip ediyorum ama umarım doğru ışığı takip ediyorumdur. Doğru ya. Buradan gideceğizdir abi. Başka nereden gideceğiz? Buna bak nasıl örümcek gibi çıkıyoruz. Çaydan da bir yudum alayım. Ne taraftan? Görüşü bir kapat. Tekrardan bir aç. Abi şu görüşü açıp kapatırken karanlık oluyor ya. Karşıma bir anda canavar gelirse çıldırırım ben ha. Ananı... No. Niye düştük biz bir anda ya? Düşünce canımız da gidiyor. Ve ben her şeyden korkuyorum. Şurada bir işaret var. Şu heykel gibi bir şey galiba. Buraya inersem başıma hiç iyi şeyler gelecek gibi değil ama. İnmek zorundayım. Sen nesin abi böyle? Ha, oyunu kaydettim. Ne oluyor lan? Ruh taşıma aktive mi edildi? Senin tarafından mı? Yerini bilmen gerektiğini düşünüyordum çocuğum. Bunun yerine nankör varlığını ispat edercesine benim merhametli şefkatimi inkar etmeyi seçtin. Bu bizi yaratan kadın herhalde, kadın robot. Pişman olacağım bir seçim, karanlıkta. Abi ne oluyor şimdi? Tamam, şuradan gideceğiz. Mavileri takip ede de gidiyorum. Shift'e basınca hızlı gidiyor, mükemmel. Ben bununla nasıl savaşacağım şimdi? Kaçmam lazım galiba bundan. Ama ne tarafa kaçacağım? Hiçbir şey anlamadım. O neydi bana saldıran ya? Görüşüm kapandı şu an. Biraz karanlıkta saklansam beni görebilir mi ki? Abi müzik değişiyor. Bir kendime geleyim. Ben mecbur gideceğim bu tarafa abi. Ben bu taraftan geliyorum zaten. Şu taraf, ne taraf? Şurada saldırdı bana. Yine saldırır mı ki? Abi her yer çok karanlık ya. Yaratık orada. Ona görünmeden gitmeye çalışıyorum şu an. Eğile eğile. Tamam. Bu tarafa gidiyorum. Orada da bir yaratık var.
Görmeden arkasından geçebilir miyim? Fark etti beni, fark etti beni. Kaç, kaç fark etti beni. Beni fark etti abi, sesi çok çıkmaya başladı. Oğlum oyunun atmosferi çok garip ya. Gerçekten çok garip. Shift koş diyor. Abi yanlış yere koştum. Yanlış yere koştum. Ay. Geliyor. Arkamdan geliyor. Umarım doğru yere koşuyorumdur. Burası mı? Burası doğru bir yer mi? Abi görüşü kapattım. Açar açmaz karşımda biri olursa çıldırırım. Hadi. Abi Dr. Anderson. Allah belanı vermesin. Neredesin sen? Bak şu ışıklı taraf boş. Ben şu tarafa gittim. Beni fark etmiyor şu an. O gitsin bir. Böyle şuradan. Gittiğine göre şurada bak. Şurada görüyorsunuz değil mi? Ben ona çaktırmadan koş, amına koyayım koş. Yakala götün yiyorsa gel. Gel. O tarafa gittim daha önce. Arkamdan geliyor mu ki şu an? Hah. Doğru yeri buldum bu sefer ya. Ne oluyor lan? Sen niye ağlıyorsun burada? Abi saldırmazsın değil mi bana? Ne oluyor ya? Bir anda yok oldu bir anda. Ya lütfen aniden bir şey karşıma çıkıp ortalığı mahvetmesin. Burada değişik semboller var. Bunları kapatınca görebiliyor muyum? Şurada yeşil bir şey yanıyor. Koleksiyon mu? İşaretle gösteriyor. Bunlar bir işe yarıyor mu peki? Abi hata yapıyor olabilirim. Yok tamam, sıkıntı yok. Giremediğimiz için kırmızı yanıyormuş. Mesela şunu kapatınca onu göremiyorum. İlla böyle şeyleri görmek için görüşümüzü açmamız gerekiyormuş. Gerçekten çok ilginç bir oyun ya. Sonu nereye varacak çok merak ediyorum. Hani bir videoda bitirmemiz imkansız. Devamını istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın ve videoyu beğenin dostlar. Bu sayede devamını çekebilirim. Şimdilik görüşümü kapattım. Oğlum o ilk girdiğim tünellere çok benziyor. En son yine kaçtığım yere denk gelmeyeyim. Bir tane save noktası bulduk abi. Hemen bir save'leyelim. Çok güzel. Oyunu kaydettik. Orada bir şey gördünüz değil mi siz de kırmızıyı? Neymişsin sen abi? Ekibime Borg Corp için eser toplamak adına 3 ay aşkın süredir kökler boyunca liderlik etmekteyim. Emirleri sorgulamanın benim işim olmadığını biliyorum. Fakat köklerde yolculuk etmeyi artık güvenli olarak görmüyorum. Diğer dünyaların ölü ve yaşam içermediğini düşündüğümüz zamanlarda bu pek sorun olmuyordu. Son seferde 4 numaralı ekip tam donanımlı şekilde silahlandırılmıştı. Yine de sadece ekibimizin yarısı geri dönebildi. Ve bu kökler hala yayılmaya devam ediyorlar. Tanrıların gücü karşısında biz hiçbir şeyiz. Görüşü birazcık kapatalım dostlar. Enerjimiz de olsun. Şimdi açacağım zaten. Bu tarafta bir şey yok. Anlaşılan Vikingler, yani bu dünyada yaşayan Vikingler
bir şeyi araştırmak için buraya gelmişler. Ama bu dünyada yaşamın olmadığını düşünüyorlar. Aslında varmış. Enerjiyi dolduracağım, ondan sonra devam edeceğim. Çünkü çok geniş bir atmosfer gibi duruyor. Karşımıza ne geleceğini bilemeyiz. Buradan mı çıkmam gerekiyor ki? Yani umarım yanlış bir yere gitmiyorumdur. Kendi kendimi tuzağa düşürmüyorumdur. Hadi hayırlısıyla bakalım. Hadi hayırlısıyla bakalım. Bir dakika, şurada işaretleri gördüm. Dolsun. Aç tekrardan. Tamam, sadece burada işaret var. Biraz koşturarak gideceğim. Girelim abi. Ufak tefek ayak sesleri duyuyor gibi. Evet. Ne oldu lan? Kimle konuşuyor bu? Aa, birini görevlendirdi. Bir tane yaratığı görevlendirdi beni bulması için. Abicim, kafamı çıkarttığım yerden o canavar çıkacak kesin. Aşırı tırsıyorum o yüzden. Yani lütfen herhangi bir yaratık çıkmasın ya. Abi şöyle bir yerlere gitmeden önce bakmakta fayda var. Dur. Burası güvenli ya. Serbest. Anam. Abi burada. Beni gördü. Beni gördü. Tepemde köpeği siz de gördünüz değil mi? Nasıl tırmaladı ortalığı? Umarım beni bulamaz ya. Var ya, çıldırırım yoksa. Gerçekten çıldırırım. Ben burada olduğum sürece buraya giremez değil mi? Şuradan bir yere gidiliyor mu? Bu ne? Lan, koleksiyon taşıymış. Abi ben oraya çıkınca kesin o yaratık beni bulacak. O yaratık beni bulursa var ya. Tamam, buradan gitmeye devam edeceğiz. Abi hızlanamıyorum. Beni neden yüzeye çıkartıyor bu oyun ya? Abi ne yapacağım ben? Çık 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 çık. Arkamdan bir şey geliyor sanki. Orada. Gördünüz değil mi siz de kapının eşiğinden? Acaba oyunu kaydedelim hemen. Ölürsek en azından buradan başlarız. Buradan gitmem gerekiyor. 67-25. 67-25. Bunlar ne abi? Bir yerde sürekli ağlayan birileri var. Kaç kaç. Kaç, geliyorlar arkamdan. Kaç, geliyorlar arkamdan. Amına koyduklarım, vuruyorlar. Siz niye vuruyorsunuz oğlum bana? Ben ne yaptım size? Neydi? Kodu bilmiyorum. 67-25 mi yine? Yanlış kod diyor. Kodu bilmiyoruz ki, oradan kod öğrenmemiz lazımdı yüksek ihtimal. O beni kovaladılar ya. Orada bir yerde kod var. O kodu öğrenmemiz lazım da. Yani şöyle bakınca tamam, buraya bineceğiz ama. Ya şurada bir yerde kod yazıyor abi işte. Böyle yavaş yavaş bir gidelim abi. 79-13.
Şimdi de hızlan. 79-13. Aç kanka. 79-13. 79-13. 79-13. Çok güzel. Oh, yemin ediyorum var ya, böyle bir nasıl gerildim ya. Gerçekten nasıl gerildim ya. Asansöre bindiğimde oyun mu kasıyor yoksa bu bir efekt mi anlamadım yani. Bakın hafif çaplı bir kasma var gibi sanki. Etrafta bir şey var mı? Yok. Ama bir sesler duyuluyor da. Ben yine koşmadan gidiyorum. Abi o yaratığın sesi geliyor. O yaratığın hırlama sesini duyuyorum ya. Beni yakalaması için gönderdi yaratığın. Umarım yakalanmam ya. Yakalanırsam var ya. Ay. Buradan mı gitmem gerekiyor? Onu gördüm diye tam tersine gidiyorum ama. Yaratık üstümde dolaşıyor. Abi ben nerelere git orada? Görebiliyor mu ki beni? Göremiyor. Çok hızlı hareket edince görüyor olabilir. Tamam, çok güzel. Hava kilidi ağanın yolunu bul diyor. Buluruz abi. Önce birazcık enerjimizi dolduralım. Hava kilidi ağanın yolunu bulacağız. Budur. Buldun mu seni? Dr. Lisa Swenson, supervisor. Visitor tablet analizi 3. gün. Elimizde birkaç adet taş tablet var. Bunlar getirilmiş ve üzerinde dünya ağacının 9 kralını temsil eden yazıtlar içeriyor. İlk analizlere göre tabletler bir enerji alanı hücre inlemesi açığa çıkarıyor. Bilgilendirme sonu. Abi bu buraya gelmez değil mi? Niye gelmesin abi? Gelmemesi için bir sebep yok. Çok güzel. Oh, bir kere daha kaydettik oyunu. Gençler, benim kalbim daha fazlasını kaldırmayacak. Ama oyunu gerçekten sevdiğim çok ilginç duruyor ve gerilim dolu. Yani o beni daha kovalayan yaratığı görmedik bile. Ama görmek istiyorsanız, yani devam etmesini istiyorsanız, buraya kadar izlediyseniz tekrardan çok teşekkürler. Beğenin, görüşlerinizi yorumlara yazın. Bu serinin, bu oyunun devamını çekelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.